baskı yaptılar. 4 metre aşağı kazmışlar, kolonlar dikmişler. Neredeydiniz o zaman? Antalya Topçularda. Antalya Topçularda. Hı. Ondan sonra biz inşaata vardık. Hacı Kürer'le kararız. Ondan sonra tezgene diye bir şey yaptılar şöyle. Tekne gibi bir şey mi? He. 4 bacağı var. 2 insan tutar. Ondan sonra üstüne 4-5 kura atarsın. Ondan sonra gene dolan dökersin bir daha. Öyle. El arabası yoktu yani. 1970 yılında el arabası yoktu Türkiye'de. Yoktu. Ondan sonra biz Deltesen'e bir daha vardık. Baktık el arabası çıkmış. Ondan sonra katıyor arkasından bir adam kalkıyor. İskelenin üstüne vardığına devrilir. Dön bir daha. O tezgeneği bir daha görmedik gayrı. Aynı şey miydi? Demir el arabası mıydı? Ağaç. Tahtadan değil mi? Tahtadan. O zaman onu Avrupa'da görmüştür birisi, öyle yapmıştır. İşte zamanında mesela. Tekeri falan tahta. Tekeri de oğlum. Hı. Şu tahta. Tamam. Şunlar bacakları. Tamam. Şunlar bacakları. Şuradan bir adam tutar. Şuradan da bir adam. Tamam. Şurada harçlı korkmuş toprağı. Sen önünde, ben arkadan. Vardığımızda şey gibi, cenaze sarmış gibi. Evet. Varacağımız yere var, dökeriz. Geri alabilirsiniz. Geri alacağız. Bir daha katarız. Bir daha. Bu tezgene öyle mi? Bu tezgene. El arabası da o zaman tahtadan öyle mi? El arabası da ağaç şeyden gördük. Tenekeden gördük. Orada ağaç gördük. Ağaca bizler köyde yapardık. Anladım. Yani iki şöyle ökçeli ağaç yapardık. Ondan sonra tahtadan bir teker yapardık şöyle. Ondan sandık gibi aynı yapardık. Arkasından var dökerdik. Bizler böyle alma gücü yoktu o zaman. Arabaydı o. Sen ne diyorsun? Baksana koca inşaat yaptıran adamların 70 yılında el arabası yokmuşmuş. Ha, yani. Tabii ya. Sen neydi yani? Öyle. Adamlar müteahhit, zenginlerin yoğunmuş. Sen nasıl olacak da sende? Tabii ya. Şimdi biz 50 yılında 53-54 56 yılında Yerköp diye bir yer var şeyde. Bizim o tarafta. Tamam. Şimdi ne derler ona? Şelale diyorlar. Orada çalıştık. Evet. Dinamo yaparlardı. Elektrik şey, Konya'nın elektrik santralı yaparlardı. Kepçe vesaire bir şey yoktu. Bir kazma var insan elinde, bir de kürek var. Milyonlarca insan vardı. Burayı kazarız, şurayı kazarız. Ondan sonra tek oradan su atar şeyi, toprağı. Buradan buraya atarız. Ondan sonra buradan da iki kişi su atar. Buradan da o dediğimiz şey var, tezgene var. O tezgene katarız toprağı. Aşağıya da çay var, çaya takıyoruz Alice'de, Akdeniz'e. Böyleydi o zamanlar. Elden ele. Tabii canım. Şimdi mesela Antalya'ya giderdik ki 500 kişi vardı bir kanalın içinde. Böyle burayla istasyonla da yerde 500 kişi çalışırdı. Biri kazar, biri kürür, biri bir yer atar, biri bir yer atar. Ondan sonra o zaman 61 yılında bir kepçe vardı. Halatlıydı biliyor musun? Ondan sonra atar da şöyle ileri şeyi. Kepçenin ayağını, şeyini, kepçenin ağzını. Ondan sonra merdaneli asılırdı. Merdane değil. Sarardı şeye. Halatla sarardı. Halatla sarardı. Yukarı çıkardı. Ondan sonra dökerdi onu. Böyleydi inşaatlar. Vay vay. Şimdiki geldiği şey teknoloji şimdi değil mi? Şimdi ondan sonra Turgut çıktı. Hepsi çıktı. Turgut Özel'e bir hükümet geldiydi. Ondan Turgut Özel'le tüm teknoloji geldi o zaman Türkiye'ye. O zaman Türkiye'ye hepsi geldi yani. Mesela 50 yılında falan. O geldi. O zaman o teknoloji geldikten sonra insan gücünü fazla kullanmaya başladı öyle mi? He. Şimdi bir inşaat yapardık.
Antalya'da müzedeyi bir yerde. Evet. Hacı burada karardık. Ondan sonra tenikeye katardık. Üç tenik. Üç kürek katardık. Tenikeye dört kürek. Ondan sonra omuzumuza alırdık tenikeyi. Ondan sonra bir, iki, üç, dört ayaklı merdivana çıkardık. Dökerdik. Oraya geri koyduk şeye, haç katanlarına. İki, üç kürek daha. Tekrar. Tekrar öyle öyle. Mahalle yoğurtçusu gibi öyle mi? He. Yoğurt satarlar da omuzunda. Eski filmlerde gösteriyor. Şimdi tenikeye öyle. Böyleydi bizim mesela iş çağlarında çalıştığımız yani. Ha, erisi ben mi? Nerede, nereye de? Nereden nereye? Bizim o ev altında cami yaptıklarında çatı yapan bile yoktu. Bilen yoktu bizim köyde. Şey, Seydik Ramur, sen bilmezsindir. Ebe kocası diyelim gayrı. Bilirim ya. Ha, işte o adam marangozudur. Şeydi, marangozudur. Seydir be. Seydik Ramur. Çatı yapacaktı. Çatıyı biz inşaatlarda gördük de biz tarif ederdik de onlar yapardı. Sen şöyle şöyle yapacaksın dedin. Biz orada gördük. Sen mesela tezgahına tarif ettiğim gibi evet. Onlara tarif ederdik. Onlar yapardı. Daha bir adam görmemiş ki nasıl görmedi yapsın? Ki, tabii canım. Ki. Sen görmüşsün tarifi diyorum. Ben gördüm ama ben gördüm. Ondan sonra göre tüm göre köy çatıl oldu şimdi gitti. Mesela köyde başbakan dedikleri şey bilir mi? Babası. Metin Karabuğ'un babası. Metin Karabuğ'un babası soğuk demirciydi köyde. Soğuk demirci. Şimdi inşaatlarda metin demircilerdi. Yapan bilen yoktu ki. Böyleydi Türkiye. Biz böyle yaşadık. Nerede, nereye dedim? Tabii ya. Şimdi her şeyin hazır var. Aha. Hemen çağırıver kepçeyi. İki gaz, çimento harcını getir, kamyon döksün harcını. Öyle şimdi köyde şey ya, harç kara yok, makine yok harçta. Değil mi? Hadimde şey var. Hadime bir telefon çekiyorlar diyor. Kaç metre kare? 15 metre kare. Geliyor, döküyor harcını. Gezelettiriyorlar şeyle. İşte, tırmık gibi işte aletleri var onların. Var. Öyleydi evveli Türkiye'nin yaşandısı. Onu biçerdik. Ondan sonra harmana topladık. Öküzleri koşardık. Öküz döne akşamlar onu saman yapardık. Yani buğdayını dökerdi yine alta öyle mi? Saman yapardık. Saman yapardık. Onu sonra yığardık harmanın ortasına. Ondan sonra bir daha sapı atardık. Deltesi öyle sap biterdi. Ondan sonra böyle yabalar vardı. Gördün mü yabayı? Bilmem ki. Aynı şöyle dişli bir şey. Ha şey şöyle barmaklara takılıyor şöyle. Barmaklar. Senin şey de var. Ambarda var hatta bir tane. Şıngır şıngırı da şöyle birbirine vurdun mu? O şey demirden yaba şu ya. Bu doğru dişliydi. Bununla havaya ata samanlı yel götürün. Ya işte tırmığın tahta hali. Öyle diyelim. Değil mi? Atarız havaya. Samanlı yer götürür. Denesi buraya iner. Ondan sonra öyle ele çarkayı köye. Vay. Ondan sonra harallar vardı. Çuval diyelim şimdi. Haralı belki bilmem. Haralı gördüm. Bizim şeye fabrikada falan malzemelerin bazen harallı gelir. Koca çuvallarda haşalar. Böyle. Haşalarda gelir. Haşalar. Evet. Onlara basardık samanı. Ondan sonra yüklendi de eşeğe. Hayvanlı oldu. Katır, kısırak diye bu tip hayvanlar da oldu. Eşek vardı. Ona birine bir dengine yüklendi. Birine bir dene. Arkasına bir adam düşerdi. Bizim yaylayı bilirsin. Tabii. Oradan köye varırız. Kaç saatte varırdın? Kendin bilirsin işte oranın yaya yolu. Tabii canım. Yani en az arabayla zaten yarım saat sürüyor. İki saatten. Beş saatte var. Hayvanı yani. Arada bir sulayacaksın. Hayvanı dinlendireceksin öyle mi? Hayvana büyüklendiririz köye. Direkt hiç dinlenme yok. Dinlenme yok. Dinlenirsen zaten gün biter. Köye yıkarız ondan sonra dökerler eve gelsin gelir böyle öyle
Harman böyleydi, rakberlik öyleydi. Yerezillik öyleydi. Ondan sonra evet. Patos çıktı, traktör çıktı öyle mi? Patos çıktı, traktör şimdi yapışır. Sen patozda da yaptınız mı bunun aynısını? Neyi? Patozda yaptınız mı şey ön sonradan sonra? Yaptık. Patozun abi. Şeyi falan şey yaptığı zaman o kayışı mayışı pekmez dökülürmüş. Pekmez değil, şamsakızı. Şamsakızı mı? O 20-30 sene falan geçti galiba patos çıkarıyor. Benim Sırkanlı dağda bir yer vardı. Orayı 83'te sattıydım ben. O zaman mesela patos vardı dağda. Yani dere kamera alma beni. Alıyorum alıyorum. Alıyorum tabii canım sen konuş ya. Sen konuş ya ne olacak ya. Öyle yani. Sen anlatıyorsun ben alıyorum. Belli vaziyet çaktım zaten. Öyle dostlar ya. Öğrendik ayrı.